Tarih 9 Kasım 1988. Yer Ali Sami Yen Stadı, İstanbul. Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turu için İsviçre'nin Neuchâtel Xamax takımı karşısındaydı. İsviçre'de oynanan ilk maç 3-0'lık skorla Galatasaray'ın mağlubiyetiyle sonuçlanmış ve Galatasaray kamuoyunun gözünde çeyrek finale çıkamadan elenmişti. Ancak İstanbul'daki rövanş tüm dünyayı şaşırtacak, Galatasaray bir futbol destanı yazacaktı. Mustafa Denizli, tarihe geçecek bu maça imzasını atan Galatasaray teknik direktörü olarak oradaydı. Bir yıl evvel bu benim teknik adamlık hayatımın başlangıç yılıydı. İlk yılımda şampiyon oldu Galatasaray. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti. O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Turnuvası. İlk turda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla eşleştik. İlk maçı 2-1 kaybettik. İkinci maçı İstanbul'da 2-0 kazandık. İkinci turdaki rakibimiz de Neuchâtel Xamax oldu. Neuchâtel Xamax hakkında çok fazla bir bilgimiz yoktu açıkçası. Kendilerine gidip izledim. Bu izlemlerimden sonra Galatasaray'ın bu takımla başa baş mücadele edebileceğini, bunları eleyebileceğini döndükten sonra ifade ettim. Ceza sahası içerisinden Hirsen yakın tarafa doğru arkaya tekli kafa ve topağlarda gol. Şimdi benim ilk maçtaki beklentilerim en kötü şartlarda gollü bir beraberlik. Yani dışarıda gol atmanın avantajını mutlaka kullanmamız lazımdı. Bu avantajı da esasında ilk yakalayan biz olduk. Hiç unutmuyorum, Cüneyt'in çok önemli bir kafayla boş kaleye vurdu ama gol olmayan bir top var. İlk yarı 0-0 bitti. Esasında böyle giden bir skor bizim için çok fazla kötümserlik yaratacak bir skor değildi. Ama benim kafamda hep kazanmak veya en azından gollü beraberlik vardı. Ama ikinci yarıda işler düşündüğümüz gibi gitmedi. 1-0'dan sonra zaten oyunun belli bir bölümünde duraksamalar oldu. Yani sahaya girenler oldu. Benim oyun konsantrasyonum bozuldu. Onlarla ilgilendiğim bir an oldu. Daha sonra Avrupa'nın en iyi hakemlerinden biri oldu. Danimarkalı Nielsen. O maçta yardımcı hakem görevi yapıyordu. Tam da benim görev yaptığım kulübenin önündeydi. Birkaç tane çektiği veya yanlış çekmediği bayraklar oldu. Bunun üzerine ben birkaç defa kulübeden fırladım. Kendisini ikaz ettim. Bu sırada sağ komiseri gelip beni kendi alanıma götürmek için benle çok hafif de olsa fiziki bir davranış içine girdi. Ben de buna karşılık verdim. Tabii buradaki davranış biçimim benim maçın gözlemcisi tarafından maç raporuna yazılıyor. UEFA'nın yapılan toplantısında bir maçlık cezayla, yani ikinci maçta saha içinde görev yapmamama karar veriliyor. İkinci maçı böylelikle kulübenin hemen arkasından teleörgülerden izleme durumuyla karşılaştım ve oradan izledim. Şimdi bu tür hadiseler Türk takımların maçlarında Avrupa'da zaman zaman yaşadığı hadiseler. Futbolcularımızın oyun içindeki konsantrasyonu ne olursa olsun, yani bize karşı yapılan bir hareket olduğu için rakip takımdan daha fazla bizi olumsuz etkiliyor. Onun dışında o arada bizim futbolcularımıza yapılan, yani İsviçre güvenlik güçleri tarafından, köpekli polisler tarafından futbolcularımızın, hatta benim aşırı derecede bir tepkiyle karşılaşmamız bizim oradaki düşüncelerimizi, yani oyunun dışına çıkıp bir türlü oradaki başka bir mücadelenin içine soktu. Bundan İsviçre takımının istifade etme olasılığı vardı. Nitekim ettiler de. 2-0 mağlup durumdaydık. Yani hep aklımda 3 tane 4 tane yesek de atabileceğimiz gol veya goller vardı. Ama o günkü şartlarda bunu başarma durumunda olamadık.
Nitekim oyunun son dakikalarında yediğimiz bir golle de 3-0 gibi ağır bir mağlubiyetle sahadan ayrıldık. Semi yerde, Sancho. Simović ikinci hamle ve toparlarda. Tehlike. De Kastel, Simović kurtarırsa kurtarır, kurtaramıyor. De Kastel durumu 3-0 yapıyor. Esasında skor açık farklı kaybetmemize rağmen benim umutlarımı, düşüncelerimi hiçbir saniye değiştirmedi. Yani ilk maçtan önce düşündüğüm şeyler, Neuchâtel Xamax'ı eleriz. Gerçi kolay maçlar olmayacak ama Galatasaray'ın bu turu geçeceği düşüncemi, kanaatimi hiç kaybetmedim. Bu düşüncelerimiz ilk baştan sonra ben ve benim gibi düşünen birkaç kişinin dışında büyük bir yara aldı. 3-0'lık bir sonuç. Neuchâtel'in bu turu geçeceğine dair işaretlerin hem İsviçre'den hem Türkiye'den verilmesi. Maç öncesi Galatasaray'ın ve özellikle benim son derece yüksek dozda eleştirilmem ve yıpratmam ikinci maç için esasında aleyhimize olan faktörlerdi. Şimdi 3-0'lık ağır bir mağlubiyet, ağır bir sonuç. Düşünüyorum yani bu kötümser havayı bir anda nasıl dağıtabiliriz? Büyükelçiliğin bize vereceği bir yemek de var. Ona da yetişmek mecburiyetindeyiz. Otele döndük. Futbolcularımla kısa bir toplantı yaptım. Ve düşüncelerimi o gün hemen maçın akabinde kendilerine aktardım. Sadece onlardan gelecek reaksiyonu bekliyorum. Yani reaksiyon dediğim bu düşüncelerime karşılık onların sözlü bir iletişimi değil ilk anda. Yani ne hissettikleri, oradaki davranış biçimleri, vücut dillerini öğrenmek istedim. Önemli bir bölümünü o karamsar havadan kurtardık. Onun arkasından da Büyükelçimizin verdiği yemeğe gittik. Yemekte Sayın Büyükelçinin soluna ben, sağ tarafına da o zamanki başkan Ali Tanrıyer Bey oturdu. Yemeğin ilerleyen bir bölümünde tabii ben hem hırslıyım hem umutluyum ama son derece de üzgünüm. Sayın Büyükelçi benim bu halimi görünce beni teselli etmek durumunda kaldı. Sırtıma okşadı. Sayın Denizli üzülmeyin. Bu maçların senesi de var dedi. Yani Sayın Büyükelçinin gözünde biz turu kaybetmiştik. Ali Tanrıyer de Büyükelçi'ye yardımcı olacak bazı cümleler sarf etti. Sayın Büyükelçim biz bu maçı burada 1-0 kaybetseydik bunları elerdik dedi. Bu iki konuşmada beni esasında son derece rahatsız etti. Ve yemeği kısa kestim ben. Kısa kestim. Tabii çok üzüntülüyüm. Odama çekildim. Artık bu maçın o saatten itibaren izlenebilecek stratejisini belirlemeye çalıştım. Yani burada zaten benim antrenörlüğe başlama durumumda yaptığım konuşmalarla, yaptığım etkinliklerle Türkiye'de bir takım şeylerin değişmesi gerektiğini belirtiyordum. Bu değişimden olumsuz yönde etkilenecek olan insanlar da hem konuşmalarında hem de yazışmalarında benle ilgili son derece ağır eleştiriler ortaya çıkartıyordu. Bu esasında öyle düşünenler için de çok önemli bir fırsat olmuştu. Yani rövanş beklenmeden benim için idam sehpası kurulmuştu. Artık Galatasaray'ın buradan bu skordan sonra bu turu geçme şansı onlara göre kalmamıştı. Ve benim aşağı yukarı bir buçuk yıllık teknik direktörlük süremde onlara uymayan ama esasında normal olan, olması gereken fikirlerim yıpratılmak için çok güzel de bir zemin bulmuştu. Türkiye'ye döndükten sonra gazetelerde benle ve takımımla ilgili yazıları okuduktan sonra ama özellikle benle ilgili yazıları okuduktan sonra yani elinde, eteğinde ne varsa millet artık dökmeye başlamıştı. Yani onlara göre artık benim bu bir buçuk yıllık kısa süren ve onlara göre son derece sivri ve aykırı gelen teknik adamlık hayatım onlara göre sona erecekti. Yani Neuchâtel maçının rövanşı benim bitişim olacaktı onlara göre. Ama esasında onların düşünmedikleri bir şey vardı. Ya ben hayatımda pes eden bir insan değilim. Onların bitiş dediği gün esasında benim doğuşumdu.
3-0 mağlubiyetten sonra biz bunları eleriz, bunlara İstanbul'da 5 atacağız demek. Esasında o an itibariyle hem Türk insanının psikolojisini değiştirmek hem de ikinci maça çok umutlu bir şekilde hazırlanmanın zeminini yapmaktı. Bu bir dedikodu olmadığına göre, yani bu mikrofonlara söylenmiş, canlı yayında söylenmiş bir ifade. Bütün Türkiye bunu dinledi. Bütün Türkiye bunu dinleyince, şimdi Türk insanının yaşamadığı bir hadiseden bahsediyorum ben. Yani 1-0'dan çok zor günlerde tur atlamış, 2-0'dan yok gibi, 3-0'dan tarihinde olmayan bir hadise. Şimdi o bakımdan o gün bu skora çok sinirlenen insanlar, Türk vatandaşı veya takım taraftarları, onlar da bana tepki gösterdi. Çünkü ben onlara hayatlarında yaşamadıkları bir hadiseden bahsediyordum. O bakımdan biraz tepki oldu. Tabii kamuoyunun bu düşüncesinden istifade edenler de bunu sayfalarına, yazılarına döktüler. Tabii benim için zor olduğu kadar takımımı kanalize etmek için de son derece zor bir ortamda bu maçın rövanşına hazırlandık. ...15 günlük kısa bir süre zaten rövanş. Ama öncelikli olarak bana inanmasını birinci derecede gerektiren toplum benim futbolcu topluluğumdu. Onlarla her çalışmada, her taktik çalışmadan sonra bu tür toplantılar yaptık. Bu maçın analizlerini yaparken bu skorun nasıl ortaya çıktığını, Galatasaray'ın bu şartlarda bu takımı nasıl eleyebileceğini devamlı konuşmaya başladık. Futbolcuların buna inanması için önce oynayacağı oyun şeklinin ve oyun stratejisinin doğru olması lazım. Eğer futbolcu buna inanmazsa, siz ne yaparsanız yapın, eğer hazır değilse, fizik, beyin olarak hazır değilse orada başarı sağlamak mümkün değil. Her geçen gün bu inancım büyüyordu. Her geçen gün büyüyordu. Önümde önemli bir sorun vardı. Böyle bir skordan sonra bu maçın mutlaka oynanacağı gün o stadın dolu olması lazımdı. Bu stadı doldurmak için esasında kendi stratejimi uygulamaya başladım ama karşımda önemli bir sorun vardı, önemli bir engel vardı. Maç TRT'den yayınlanmak için bir anlaşma yapılmıştı. Bu benim bütün düşüncelerimi açığa çıkaracak bir anlaşmaydı. Çünkü benim düşüncelerimin hayata geçmesi için o stadın mutlaka dolu olması lazımdı. TRT açık kanaldan bu maçı verirse bu stadın dolması mümkün değildi. Yani oraya 5-6 bin kişi ya gelirdi ya gelmezdi. O da müthiş bir inancın arkasından gidenler topluluğu olurdu. Onun dışında her gün bu sayıyı arttırmaya çalışan bir strateji izledim. Her gün yaptığım gazete ve televizyon konuşmalarında insanları bu olumsuz düşünceden arınmaya ve maç günü o stadı mutlaka doldurmaya davet ettim. Maçtan bir gece evvel Salı gecesi 7 kişilik bir üniversite grubu, gençlik bana telefon açtı. Gayet samimi olarak da ilk maçtan sonra benimle ilgili düşüncelerini, hep beraber maçı izlemişler ve maçın bitiminde de benimle ilgili düşüncelerini açık açık bana ifade ettiler ve sonunda da şunu söylediler: ya biz o gün o atmosferde bunları düşündük, aramızda konuştuk, sizle ilgili bunları hepsini şey yaptık ama biz size inanıyoruz. Size inandığımız için de maça gelmek istiyoruz. Ama bu akşam itibariyle maç bileti bulamadık. Sizin bu inançlı konuşmalarınız maç biletlerinin tamamının satılmasına neden oldu ve şu anda biz bulamıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olur musunuz diye. Ben de gerekli arkadaşlara gerekli talimatı verdim ve bu 7 kişilik genç üniversiteli grubunun maça girmesini sağladım. Onun dışında ilk maçta İsviçre'de bize mihmandarlık eden Mustafa adında çok koyu Galatasaraylı bir arkadaş vardı. O da Salı gecesi telefon açtı bana. Hocam takip ediyorum işte buradan. Benim artık bütün düşüncem değişti. Bir kez de sizden duymak istiyorum. Bunlara eleyecek miyiz diye. Dedim şüphen mi var? Bunun üzerine telefonu kapattı ve yola çıktı. Yani gece yola çıktı İsviçre'den. Ertesi gün o da maça yetişti. Bazı maçları maçta kazanamazsınız. Bazı maçlar maçtan önce kazanılır veya kaybedilir. Bu öyle bir gündü ki bu maç maçtan önce kazanılmıştı. Yani stadyuma giderken
bu turu geçeceğimizi artık benim gibi herkes düşünmeye ve inanmaya başlamıştı. Bu düşüncede olan, yani ben de aynı düşüncede olan tahmin ediyorum, bir elin parmağını geçmeyecek kadar insan vardı Türkiye'de. Onların bazıları maçtan sonra işte biz bu turu geçeceğimizi düşünüyorduk, söylüyorduk diye konuşuyorlar, yazıyorlar ama işin aslı öyle değil. Yani bir elin parmağını geçmiyordu. Bir gün sonra uyandığım zaman benim doğum günüm. 9 Kasım benim doğum günümden bir gün önce. Maç günleri benim uykularım 3 saat, 4 saat civarında falandır. Çok erken kalktım. Çok erken kalkarım maç günleri. Şunun için, yani otururum, kahvaltı salonunun belli bir köşesine otururum ve oradan bütün alanları kontrol edeceğim bir köşedir o. Futbolcuların gelişini beklerim. Nasıl, hangi ifadeyle geliyorlar, geceyi nasıl geçirmişler. Aşağı yukarı bu geceyi nasıl geçirdiklerini onların salona girişinden algılarım. Yine o gözlemlerimi yaptım ve son derece mutlu olarak kalktım kahvaltı salonundan onları gördükten sonra. Bu benim içimdeki heyecanı kat ve kat yükseltti. Tabii burada önemli olan sadece futbolcularımın yaşadığı o günlük hadise değildi. Müsabaka için tesislerden hareket ettikten stada varıncaya kadar yaşayacakları çok önemliydi. Çünkü Türkiye birçok maçına, kulüp bazında olsun, milli takım bazında olsun, bu kat ettiği mesafede maç öncesi fevkalade galis küfürlere de maruz kalmıştır, hakaretlere de maruz kalmıştır. Hele hele böyle 3-0'lık bir maçtan sonra o yol güzergahında karşılaşacağı tablo o maçın sonucuyla çok yakından ilişkilidir. Benim ondan sonra bütün düşüncem artık o kat edeceğimiz mesafede 25-30 kilometrelik yolda insanların takıma olan tepkisi ne olacaktı? Fakat E5'e çıktıktan sonra, yani stadyumu hareket ettikten sonra çevremizde olan arabalardan ve yoldaki insanlardan öyle bir tepki aldık ki Türkiye'de o güne kadar alınan bir tepki değildi bu. Yani maçtan önce kazanılır dediğim düşüncenin artık insanların açığa vurduğu bir şekilde dönüşmesiydi bu. Ve stada gidinceye kadar o içinde inancı olan, kazanmaya kendini şartlandırmış olan kadronun bu düşüncesinin bir kez daha kanıtı gibiydi yoldaki insanların bize olan muameleleri. Bayraklar, Türk bayrakları, takım bayrakları hep bir zaferin habercisi gibiydi. 3-0'lık bir kaybın arkasından 35 bin kişiyle bir stada bir takımın gelişi. Bundan daha muhteşem bir şey olamazdı inançların göstergesi olarak. Bunu gördük. Yani o gün stadın dolu olması, yolda yaşadıklarımız o maçın artık benim ilk maçtan sonra söylediğim 5-0'ın habercisiydi. Benim hayatımda aşağı yukarı üst üste çıkardığım kadro sayısı yok denecek kadar azdır. Yani Neşet Ali'nin ilk maçta sahaya sürdüğüm kadrosuyla ikinci maçta sürdüğüm kadronun hem futbolcu kadrosu açısından, ismi açısından ve yerleşme açısından önemli farklılıklar vardır. Tabii burada sahaya sürdüğümüz kadroda önemli olan bizi kanatlardan özellikle taşıyacak ve defans arkasına Uğur'un yapacağı koşulara cevap verecek bir oyun şekliydi. Yani sağda İsmail, solda Semih, Prekazi, İsmail'in önünde Arif, biraz da Küçük Savaş. Yani bütün bu şeyler tamamen topu kanatlardan oyunu Neşetel'in kesemeyeceği bir yere taşımak ve buradaki toplardan istifade etmek. Neşetel'in psikolojisinin nasıl olduğunu bilemem ama bizden daha iyi bir psikoloji sahibi oldukları kesin ilk maçtan sonra. Sadece Neşetel'i şok eden böyle bir skordan sonra böyle bir grubun, bir taraftar kitlesinin yani stadın dışında en az o kadar insanın kalması onlar için bir haberciydi. Ne oluyoruz falan oldular herhalde. Yani 3-0 kaybetmiş, onlar için tur bitmiş. Türkiye'deki bazı insanlar için tur bitmiş veya o dönemde çoğunluk için tur bitmiş. İnançla desteklemeye gelen insanlar o gün ilk yarıdan sonra
dersinden çıkan talebeler, iş yerinden çıkan memurlar, iş yerlerini kapatan insanlar bu düşüncelerini, bize olan inançlarını nasıl yaşayacaklardı, nasıl göreceklerdi? Bunu görmeleri için mutlak surette, işte bizde bir laf vardır. İşte bir şeyi yapacaksan hemen baştan golü atacaksın, şu olacak, bu olacak. Gol de yani ha dediğin zaman olan bir hadise değil. Devreyi 1-0 galip bitirdik. Bu esasında birçok insanın inancını kıran bir hadiseydi. Halbuki tam tersi benim devre arasında takım adına kullanacağım çok önemli bir faktördü. Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli UEFA tarafından bu maçta cezalandırıldığı için karşılaşmayı sahada izleyemiyor. Mirsad Uğur ceza sahasında, Uğur ceza sahasında ve gol! Uğur ceza sahasında ve gol! Yani kritik zaman olarak çok fazla bir şey yaşamadık. Yani oyun genelde bizim hakimiyetimizde geçiyor. Ama bütün insanlarımızın beklediği, radyo başındaki insanların ve tribündeki taraftarın beklediği bir an önce golün olması. Bu gol de devrenin ortalarında veya ortalarından biraz sonra geldi. Uzun bir top açılmıştı, seken bir toptu. Ceza alanının içine seken bir toptu. Uğur koşu yaptı, kaleci topa çıktı. Uğur topa kaleciden önce sahip oldu ve göğsüyle kaleciye ekarte etti. Sol tarafa, sol ayağı da çok güçlü olan bir futbolcu değil. Biraz da çapraza gitti ama çok güzel bir ayak içi sol vuruş yaptı. Topu boş kaleye attı. O zaten artık saha içinde ve saha dışındaki inancın eyleme dönüşme anıydı. Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli UEFA tarafından bu maçta cezalandırıldığı için karşılaşmayı sahada izleyemiyor. Mirsad Uğur ceza sahasında, Uğur ceza sahasında ve gol! Uğur ceza sahasında ve gol! Gol! Kale boş ve gol Uğur'dan! 3-0 galip durumda olan bir takımın artık defansif olarak şeyi düşünmesi mümkün değildi. Hatta bu skora sahip olan takımların yapacağı ilk önemli şey de bir gol daha atmak, artık rakip takımın umutlarını oyunun başında yok etmek. Gerçekten öyle. Yani Neuchâtel öyle bir gol bulsaydı ne sahada mücadele eden futbolcularımın ne de tribünlere bize inanarak gelen insanların o anda bütün umutları belki yok olabilirdi. Soyunma odasında düşüncelerimizin önemli bir kısmı gerçekleşmişti döndüğüm zaman. Artık Neuchâtel'in bize nasıl ikinci yarıda 3 gol attıysa bizim de bunu rahatlıkla başarabileceğimizin bir inancı vardı. İkinci yarıya başlarken biraz değişiklik yaptık. Yani oyun anlayışımızda biraz daha fazla riski. Zaten oyuna başlama şeklimiz riskliydi ama onu biraz daha geliştirmek durumunda kaldık. Yukarıdan oyunu seyretmek belki izleme açısından olumlu bir hadise ama takımla elektriğin koptuğu bir yer olabilir zaman zaman. İşte bunu da ben bir yerde bertaraf etmek için yani kulübemin 1-1,5 metre gerisindeydim. Kulübemin hemen arkasında zaten yardımcılarım benimle yakın konuşma teması içindeydiler. Futbolcularım kulübeye baktığı zaman beni görebiliyorlardı. Yani kulübün içinde olmasa dahi kulübenin yanında görebiliyorlardı. Ben sahanın içine çıktım zaten maç başlamadan önce. Onlarla beraberdim. Kulübenin yanına bir ufak kapı yaptırdık. Yani direkt kulübeden hemen oraya girmek için. O kulübeyle olan kopukluğumuzu ortadan kaldıracak önemli bir faktördü. Frekazi. Tanju içeride pozisyon arıyor. Kale boş ve gol! Kale boş ve gol! Uğur'dan! Burada yaşadığım önemli bir hadise var 3. golden sonra. Tabii 2. golden sonra yani tribünde maçı izleyen taraftarlar geliyorlar, sarılıyorlar, benimle sevinçlerini paylaşıyorlar. 3. golden sonra da aynı ortamı yaşadık. 3. golden sonra ben tel örgülere asıldım ve yardımcımı çağırdım. Cüneyt o günkü pozisyonu itibariyle
defansif aksiyonlar içerisindeydi. Onu 3-0'ın yani 3-0 olduğu anda tribündeki inanılmaz coşku mutlak surette sahaya yansıyan bir coşkudur. Rakibi devamlı küçülten, seni ise yücelten bir duyguyu yaşamaya başlar futbolcular sahada. O Nöşetel'in biz bu maçı kaybettik, futbolcularımın ise bu turu atladık düşüncesinin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği bir andır. Soğuk bir gündü maçı oynadığımız gün. Üzerimde palto var, boynumda da atkı. Tel örgüleri tutuyorum. Devamlı paltomdan bir arkadaş hocam diye ben de elimle vuruyorum devamlı. Bırak yani bir taraftar bana bir şey söylemek istiyor veya işte gel seni sarılacağım öpeceğim demek istiyor şeyinde düşüncesindeyim. Hayır ısrarla çekiyor. Hocam bir şey söyleyeceğim diye. Döndüm ne var dedim kardeşim ne istiyorsun? Basın tribününü gösterdi. İşte şu abi dedi haber yolladı, rica ediyor. Aman bu skoru muhafaza edelim. Biz bunları uzatma değeriz. Şimdi ben bir anda şok oldum. Ya yani ben ne düşünceler içerisindeyim ve oyunu daha da risk edip yani an o andır burada bu fırsatı yakalamış. Artık Nöşetel'in bu düşüşünden mutlaka istifade etmemiz lazım. Maçın uzatmaya gitmesi onlara değil, bize bir hüzünü getirir veya korkuyu getirir. Artık bu maçın 90 dakikada biteceği kesinleşiyor benim kafamda. Bütün düşüncelerim gerçekleşecek. Döndüm baktım kim bu haberi yolluyor diye. Çok sevdiğimiz bir spor yazarı. Hakikaten de sevdiğim bir insan. Yani o düşünceye nasıl kapıldı orada? Defans yapalım, 3-0'ı muhafaza edelim, uzatmaya gidelim. Uzatmaya gitmek bizim sorumuz. Yani döndüm bir iki şey söyledim ona döndüm ondan sonra maçı izlemeye başladım. Devam ettik. Nitekim düşüncelerimde hiçbir yanılgı olmadı. Yani o ortamda bizim mutlaka bu gollere devam etmemiz görüntüsü vardı ve devam etti. Tanju. Arkasında Lüdi. Arif geldi sağ tarafa. Tanju. Ceza sahasında gol. Tanju. Karşılaşmanın değerli seyirciler 80. dakikası mükemmel gol. Esasında Tanju'nun attığı 4. gol vardır. Simović uzun bir degaj yapıyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Mirsat rakiple hava topuna çıkıyor. Bu seken top bizim hücum yönümüzde sol tarafa doğru açılıyor. Topun arkasından Tanju koşuyu yapıyor. Tanju'nun o bölgelerde ne yapacağını çok iyi bildiğim için içimden şu anda ayağının dışıyla topu kontrol ederse diye zaten birebir rakip de basıyor. Nitekim ayağının dışıyla kontrol ediyor. Biraz sağına çekiyor. Artık o sağına çektikten sonra Tanju'yla bu maçlarda olsun, çalışmalarda olsun yüzlerce defa tanık olduğum bir şey. Çünkü ayak içini gerçekten mükemmel kullanan bir golcü. Rakipten topu kurtardığı anda ben gol diye bağırdım. Hakikaten mükemmel bir goldü. Tanju. Arkasında Lüdi. Arif geldi sağ tarafa. Tanju. Ceza sahasında gol. Tanju. Karşılaşmanın değerli seyirciler 80. dakikası. Mükemmel gol. Keza 5. golde Uğur'un defans arkasına yaptığı çok önemli bir atak var. Metin'in defansın arkasına attığı bir top var. Uğur gene kaleciyi kale sahasının dışında yakaladı ve geçti. Sol tarafa indi, çizgiye indi. Kaleye koşu yapan 2-3 tane Nöşetelli futbolcu ile Tanju var. Sol ayağıyla kestiği topa. Tanju artık zaten boş kaleye vurmak durumunda kaldı ama rakibin çok yakın bir müdahalesi var orada. Yani santimlik, milimetrelik bir müdahale topun gol olmasını engelleyebilirdi. Yine ayak içiyle mükemmel bir gol attı. Yani Uğur'un attığı hem üçüncü kafa golüyle Tanju'nun attığı ikinci sol ayak üstünün üzerinden Prekazi'nin topuna ön direkte vuruşu gerçekten o gün itibariyle gol yüzdesinin en üst düzeyde olduğu bir maç olarak tarihe geçmesine neden oldu. Ceza sahasına Uğur atak yaptı. Kaleci kalesinden çıktı. Uğur ceza sahasında. Kale boş arkaya. Gol pozisyonu ve gol! Tanju'dan. Tanju durumu 5-0.
2-0 yapan gol atıyor. Galatasaray çeyrek finalde. Yani bir takım 5 gol attığı zaman diyebilirsiniz ki burada 30-35 tane gol pozisyonu var. Aşağı yukarı 2 vuruştan, hatta 2 vuruşun altında 1.7'lik vuruşlar bir golle sonuçlanıyor. Bu futbolda hakikaten mükemmel bir veridir. Ceza sahasına Uğur atak yaptı. Kaleci kalesinden çıktı. Uğur ceza sahasında. Kale boş arkaya. Gol pozisyonu ve gol! Gol! Tanju'dan. Tanju durumu 5-0 yapan gol atıyor. Galatasaray çeyrek finalde. Şimdi maçın hakem trio'su Fransız'dı. Yardımcı hakem kapalı tribünün önünde görev yapan yardımcı hakem bir anda dizlerinin üzerine yığıldı. Yani yere yığılmadı ama dizlerinin üzerine çömeldi, onu gördüm. Başını tutuyordu. Oyun durdu. Hakem oraya gitti. Sağlık görevlileri gitti. Yani mümkün olmayan bir şey. Bunun izahı da yok. Yani bunu bir Türk nasıl yapabilir? Nasıl buna sebep olabilir diye düşünmeye başladım. Yani artık her şey lehinde. İşte oyun devam etti. Yani oyunun yarıda kalmasına sebep olacak bir hadise yoktu. Burada en önemli hadiselerden bir tanesi gayet tabii o gün maçı İsviçre televizyonu veriyor. Bu hakemin başına isabet eden madeni parayla ilgili İsviçreli spikerin getirdiği bir yorum var. O çok önemli. Onu daha sonra zaten Galatasaray savunmasında çok önemli bir faktör olarak kullandı. İsviçreli spikerin ifadesi şu: Avrupa'da her sahada karşılaştığımız, her maçta yaşadığımız olaylardan bir tanesi burada gerçekleşti. Bu ifade esasında zaten UEFA'nın ceza ile ilgili düşüncesini büyük ölçüde değiştirdi. Yani dünyanın her yerinde, her maçta rastlanan bir olayla böyle bir zaferi gölgelemek veya ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktı. Olmadı da. Ama az sıkıntı yaşatmadı ülke insanlar. Ceza sahasına Uğur atak yaptı. Kaleci kalesinden çıktı. Uğur ceza sahasında. Kale boş arkaya. Gol pozisyonu ve gol! Gol! Tanju'dan. Tanju durumu 5-0 yapan gol atıyor. Galatasaray çeyrek finalde. Yani bitiş düdüğüyle birlikte kulübenin yanındaki kapıdan sahanın içine girdim. Bir anda bir taraftar grubu omuzlara aldı beni. İşte futbolcularım da keza. Nereye gidelim diye sordular hocam. Sizi nereye götürelim diye. Beni dedim şuraya getirin. Basın tribünün önüne getirin. Çünkü gerçekten yani sadece nöşterle mücadele etmedim. Özellikle ben yani hele hele maç günü benle ilgili çıkan yazıları unutmam mümkün değil. Ben hayatımda kimseyle küs olmadım, kindar olmadım. O gün bana bunu yaşatanlarla da küs ve kırgın değilim. Ama o an için yaşamam gereken bir hadise vardı. Beni onların önüne getirin dedim. Beni onların önüne getirdiler. Gerekli diyaloğu orada onlarla sağladık zaten. Tabii bu sevinci yaşarken bunu kimse yanlış yorumlamasın. Bu tam bir gerçektir. Benim yaşadığım birebir gerçektir. 5-0'ın üzerinde üzülen insanlarla karşı karşıya geldim ben. Maalesef. Galatasaray'la birlikte esasında Galatasaray'ın bu Avrupa çıkışı olarak bilinen bir maçtır ama esasında bu Galatasaray'la birlikte Türk futbolunun zincirlerinin kırıldığı maçtır. Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Monaco'yu da eleyerek yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde Romanya'nın Steaua Bükreş takımını elendi. Galatasaray Nöşetel maçı Türk futbolunun Avrupa'daki başarılarının başlangıcı olarak tarihe geçti. Mustafa Denizli, 1987 yılında başladığı Galatasaray teknik direktörlüğü görevini 4 yıl boyunca sürdürdü. 4 yıl boyunca milli takımlar teknik direktörlüğü görevini üstlendi. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başında bulunduğu Türk milli takımı tarihinde ilk kez çeyrek final oynadı. Son olarak İran'ın PAS takımını çalıştırdı. Hareketini
Nikolaj.